Fragtist'ten hepinize merhabalar. Wildlands'ın biliyorsunuz ilk ek paketi geldi, Narco Road. Kısa bir süredir Narco Road'u oynuyorum. Burak abi de oynuyor. Ben de oynuyorum. Gerçi ama henüz co-op oynama şansına erişemedik, fırsatımız olmadı. Biraz size Narco Road'dan bahsedeceğiz. Bakalım Narco Road almaya değer mi? Bundan bahsedeceğiz. Hatta Narco Road size bu oyunu aldırır mı? Hani çünkü oyunun kendisi çıktı, hani çıktığı zaman bug'lı çıkıyor, millet tırsıyor ya, Division'da olduğu hikaye. White Dance gerçi daha temiz çıktı. Ondan da konuşalım istiyorum ben bu videoda. White Dance ne tarafa doğru gidecek sence? Bundan da bahsedelim. White Dance'ten genel olarak bir o zaman bahsedelim Narco Road'un yanında videoyu bitirmeden. Tabii White Dance'i hazır, daha doğrusu Narco Road hazır yeni gelmişken Monster'dan da yeni bir laptopumuz geldi. Evet, her ay geliyor bir tane. Bu hangisi? T5 ve 12.1 bu, Tulpar. Üzerinde Nvidia'nın 1070'i var bu defa, GTX 1070'i var. Monster'da böyle böyle gidiyoruz. Önce 1050, sonra 1060, 1050 Ti, 1060. Şimdi 1070 geldi. 1070'te White Dance yeni olacağız. Daha önce 1060'da ve 1050'de denemiş, testlerini yapmıştık. Böylelikle karşılaştırıyor da oluyoruz. Güzel kısmında bu oluyor. Monster'da oynadık. Bakalım size hem Monster'ın kendi incelemesinden bundan bahsediyor olacağız ama bugünkü konumuz Narco Road. Narco Road, Wild Dance. Hadi geçelim. Hadi. Wild Dance'in yeni ek paketinde haritamız oldukça ufak. Ancak bir önceki oyunumuz haritanın belli bir bölgesinde oynuyoruz yine. Zaten biraz sonra görüntüde arkadaşlar da hepimiz göreceksin, sen de göreceksin. Gerçi sen oynadın, az çok biliyorsun ama ne var yeni olarak? Ondan bahsedeyim. Bu birazcık problem de çıkarttı. Birçok insan için kalp kırıcı da oldu bu durum. Oyun birazcık cıvıdı, birazcık GTA'ya kaydı dediler. Çünkü oyun esnasında işte büyük Bigfoot diye bahsi geçen, biliyorsun, jiplerle işte yüksekten zıplama, İşte arabalarla, yeni gelen motorlarla vesaire nitro kullanarak işte daha hızlı sürüş yaparken işte drift yapmak vesaire gibi, bunları yaparken de follower kazanmak. Aynen, sanki Twitter, Facebook vesaire, işte Instagram'da nasıl followerlarımız var, takipçilerimiz var. Burada da gengin followerlarını topluyorsun. Follower hikayesi neydi vardı? Ubisoft'un bir oyunda daha vardı, beraber yaptığımız, seninle beraber yaptığımız. Watch Dogs'ta. Watch Dogs'ta vardı. Follower'da devam ediyor. Bence güzel bir mantık. Ondan ziyade şu an zaten gözüküyor. Skill'ler açık gelmiş. Birçoğu skill'lerin açık. Squad, physical, item drone, bunların birçoğu açık gördüğünüz gibi. Bazıları ise kapalı. Evet. Çoğu neredeyse tamamlanmış durumda olarak geliyor. Ve nasıl tamamlanmış olarak geliyor? Ben bunları zaten birçoğunu tamamlamıştım dediğinizi duyar gibiyim. Ghost Recon, Wildlands'ın Narco Road ek paketinde yeni bir Ghost yaratıyorsunuz. Evet, yeni bir karakter yaratıyorsunuz. Yine aynı şekilde customization almış başına gitmiş durumda. Yeni elbiseler, yeni kıyafetler, ekipmanlar vesaire dolu. Yalnız Narco Road'un benim canımı sıkan bir özelliği, çok az silah seçeneği var. Ve silahların çoğu görüldüğü üzere, kuru kafa işaretlerinden zaten bilenler tanıyacaktır hemen. Görevlerden ödül olarak geliyor. Evet. Yani görevlerden ödül olarak gelen silahlarda biliyorsun ki değişiklik yapılmıyor. Evet. Yani customize edemiyorsun, özelleştiremiyorsun silahları. Aynen. Faction kısmında işte Los Sin Alma bu sefer düşmanımız ve La Santa Blanca bizim eleğimiz, yani dostumuz. İçerisine sızdığımız, ajanlık yaptığımız grup. Evet. Onlarla beraber görevler yapıyoruz. Onların bizlerden istedikleri görevleri yerine getiriyoruz. Adam çağırdığımız zaman Santa Blanca geliyor. Evet, Santa Blanca geliyor bu sefer adam çağırdığımız zaman. Ve squad'ımız, yani bir ekibimiz yok ki, tek başımızdayız. O biraz can sıkıcı olmuş ya. Evet. Görüldüğü üzere facial detail, yani karakterin yapılandırılması mı diyeyim? Detaylandırılması kısmı yine almış başını gitmiş. Bir sürü seçenek var. İsterseniz yine çelik yelekler donanarak da gezebilirsiniz. İsterseniz üzerinize bir tişört, bir pantolon giyip, evet yani, mesela beach band da dolaşabilirsiniz. Sonuçta Santa Blanca'nın içerisindeyiz, bir kartelin içerisindeyiz. Size kalmış ama tabii ki, yani bir asker gibi giyinseniz de kimse size tutup da abi senin bu tipin ne ya deyip şüphelenmiyor. O da yani kim oyuncuyu rahatsız edebilir belki. Baksana pembe tişörtler var. Evet, Special Outfit'ler bu sefer farklı. Bir öncekindeki Special Outfit'lerde biliyorsun daha askeriydi. Burada biraz daha gangster, daha rahat işte tişört vesaire, evet, hani daha sivilleşmiş işler. Daha sivil gibi diyelim. Hafif militarize. Hı hı. Hazır şeyler var. Özel setler var. Ama hani kullanırsınız, kullanmazsınız, o tabii ki yine sizin tercihiniz, tamamen kendinizde en ince detayına kadar karakterinizin eldiveninden ayakkabısına, pantolonuna, tişörtüne, gözlüğüne, suratındaki yaraya kadar oyun çok başarılı, böyle başarılı olmaya devam ediyorsunuz. Evet. Hatta şeylerde duruyor işte bu deep cut diye bir yara izi vardı, hatırlarsın, böyle bantlı. Evet. Ona achievement'la geliyorlardı görevleri tamamladığımızda. Onlar burada açık halde geliyor, kullanabiliyorsunuz. Onları en azından bırakmışlar. Ama silahlarımız, ekipmanlarımız, bir önceki asıl orijinal oyunda topladığımız hiçbir ekipmanımız maalesef Narco Road içerisinde yer almıyor. Ya bu yeni bir oyun gibi geliyor. En nefret ettiğim kısım ise squad'ın yanınızda olmaması oldu. Çünkü gerçekten oyunu en yüksek seviyede oynayacaksanız o en yüksek seviyede tek başınıza canınızı okunuyor, yapamıyorsunuz, çok zorlanıyorsunuz ve oyunun keyfini kaçırıp bırakıyorsunuz. Ya ah deyip atıyorsunuz oyunu. Ya oyun hep bir zaten aslında co-op üzerine kuruluydu. Yani co-op'suz olmuyor. Ekipman diyorum. Ekip arkadaşlarımız, yapay zeka ekip arkadaşlarımız hiçbir zaman başarılı değillerdi. Sadece screenshotta başarılılardı. Evet. Bunu vur diyordun, vuruyorlar. Onun dışında çok kötülerdi. Oyun zaten co-op üzerine kurulu olduğu için co-op oynadığınız zaman tadı çıkıyordu. Yine Narco Road'da da aynı şekilde co-op oynadığınız zaman tadı çıkacak, çok belli. Ama tek başına oynayamıyorsun. Yani bu defa mecbur co-op'sun ya da tek başına oynayacaksan o zorluk düşecek arkadaş yani. Yani şu an gördüğünüz üzere zaten bu aldığım kayıtta tek başıma oynuyorum. Evet. Ve hani oyunun mekaniklerini kullanırsanız, bir yandan zaten izliyorsunuz siz de dediğim gibi, fark edeceksiniz. Oyunun mekaniklerini doğru kullanırsanız işte diversion, işte vesaire, düşman askerini başka yere yönlendirme, işte onların yerlerini tespit ettirme vesaire gibi. Aynen. Özellikle sizi kullanmak zorunda bırakmış oyun. Evet. Oyunu hani, kuralına göre oynuyoruz. Oyunu biraz daha kuralına göre. Bakın size bu kadar şey verdik. Kullanın ulan diye. Man verdik. Oyunu kolaylaştıran şeyler bunları. Kullanın demişti adeta. Ben ilk oyundan beri büyük zevkle kullanıyordum zaten. Oyunun sevimin en büyük etkenlerinden bir tanesi bu özelliklerdi. Narco Road'da tek başıma kaldığım için bu özellikleri daha da fazla seve seve kullanıyorsun. Kullandım şu anda. Bir de ama tabii co-op oynadığınız zaman co-op'ta ne kadar kolay ne kadar zor, onu da size daha sonra bir videoda bir yazıyla bir şekilde aktarırız. Bir videodan çekeriz, co-op'ta problem değil. Zaten bu iş co-op'ta çıkacak yani tek başına. Ben merak ettim, onun için tek başıma oynamayı dedim. Bu arada oyunun zorluk seviyesi extreme'de tabii ki. Çünkü tadı extreme'de çıkıyor. Diğer türlü yapay zeka gerçekten çok zayıf oluyor. Diğer zorluk seviyelerinde çok kötü hareket ediyorlar. Çok kötü kararlar alıyorlar. Yani, ekstremde biraz daha iyiler. Keyfini çıkartamıyoruz. Onun dışında eklemem gereken bu, demiştim yani, arabayla drift yapıyorsunuz, yüksekten atlıyorsunuz, follower kazanıyorsunuz ama bu kısım biraz GTA olmuş. Oyunun Ghost Recon'ın ciddiyetinden kaymış gitmiş gibi yorumlar var. Ben bunu aslında çok da öyle bulmuyorum. Tamam, kabul ediyorum. İlk baktığınız zaman gerçekten öyle. Oyun biraz cıvılmış gibi gözüküyor. İşte yok follower kas, yok arabayla hızlı git, yok arabayla şekil yap, follower gelsin. Okey, tamam. Böyle bakınca kesinlikle öyle. Ama şunu unutmamak lazım ki bizim görevimiz bu karteli sızmak. Ve hani bu karteller, 3 tane kartel, 3 farklı yere gidiyoruz. 3 farklı görevi gerçekleştireceğiz. 3 farklı bölgede görevler var. Evet, sonunda ana bir boss diyeceğimiz görev. Görünmeyen, isim belli olmayan tane boss'umuz var. Nedir? Spoiler da vermek istemediğim için Invisible diye geçiyor. Spoiler da vermek istemediğim için çok detaya giremiyorum şu anda. Ama şunu diyeceğim. Yani ilk bu oyuna başladığımızda işte drift yaptığından ve falan filan tam bir şeydi adam, hatırlıyorsan. Böyle işte uyuşturucu kullanan, işte kızlarla takılmayı yani seven. Bilmem ne Dan Brezilyan. Aynen onu koymuşlar. O herifi koymuşlar. Evet, tip de öyle. Hayatta öyle. Silahları olan, işte bilmem ne falan. Etrafında bir sürü kızın dolaştığı falan. Aynen. Böyle partiye koşan. Parti adamı. Aynen. Dolayısıyla yani öyle bir adamın görevlerini yaptığımız için, dolayısıyla bana düşününce de tamam, kartelin içine sızıyorum ve kartelin yaptıklarını yapmak zorundayım. Onların içerisinde yer kazanabilmek için. Dolayısıyla bana biraz daha ha evet hani bu bakış açısıyla baktığınız zaman okey. Bir kartel elemanı gibi hareket ediyorum orada. Ya şunu söyleyeyim. Şimdi bir, senin söylediğine katılıyorum. İki, değişik bir şey yapmak gerekiyor. Hı. Ve işte o demin gösterdiğin helikopter görevinde bile mesela helikopteri kaldırıyorsan helikopter düzgün gitmiyor. Gitmiyor, helikopter bozuk çünkü. Yani bu Narco Road'da aslında daha önceki oyunda alıştığınız birçok kurallar değiştirilmiş, bozulmuş, farklılaştırılmış halde. Çünkü bu Narco Road. Bu farklı bir ek paket. İçindeki içerik olarak da her şey bu yüzden farklı. O yüzden burada gizli operasyonlar yapan bir adam yerine veya seninkinle bir kadın ya yerine... Şurada gizli bir operasyon gerçekleştiriyor. Elimden geldiği kadar görüneceği evet. Üzere. Yani çok daha farklı yola izleyip, çok daha eğlenceli, çok daha aksiyon içerisine gidebileceğiniz bir hale gelmiş. Abi, yine özgürlüğü duruyor. İster tamam. Guns Blazing yani Polter'ı dağılabilirsin, istersen bir Ghost olarak mesela şimdi bu videonun bu kısmında izlerken siz de göreceksiniz. Neredeyse hiç kimseye dokunmadan ilerledim evet, bu görevde evet, ben. Evet. İleride gözüküyor zaten şu an baktığım yönde. İleride C4-60'ım mesela 2 tane. Toplamda 4 hedef var patlatmam gereken. Burada anti-air roketleri, anti-hava, karadan havaya roket rampalarını yok etmeye çalışıyorsunuz görevde. Ve ben işte ileridekine koymuşum 2 tane C4. Hı hı. Gelmişim burada, şimdi buraya yerleştirmeye çalışıyorum. Mesela yine gayet ciddi bir şekilde tabii, istersek oynayabiliyoruz. Tabii, aynen, gizliden gizliye oynayabiliyoruz. Ya ben hep aynı şeyi söylerim. Yani eğleniyorsan tamam abi, eğleniyorsan tabii. Sorun yok. Ben açık söyleyeyim, o Bigfoot'larla hoplayıp zıplamaktan çok keyif aldım. Tabii ki. Drift yani yapmaktan çok keyif aldım. Benim yani o yüzden eğlendim mi bitti tamam ama en keyif aldığım şey... Bu arada onu yapmak zorunda değilsiniz. Biliyorum tabii tabii. Onlar yan görevli, onları yapmak zorunda değilsiniz. Ama çok eğlenceli. Ana görevleri yaptığınız zaman da zaten follower geliyor. Evet. Ama Bigfoot'la öbür arabanın, yani rakibin arabasının üzerinden onu ezerek geçmek çok keyifli arkadaş. Tabii ki. İlk görev hatırlıyorsun Bigfoot'un. Git diyor 4 tane arabayı yok et diyor. Direkt Bigfoot'la benzinciye dalıp hepsinin üzerinden geçip ezerek gidiyorsun yani. O da bir opsiyon. İnanılmaz keyifli. Ben öyle yaptım. Tek tek gideceğime girdim Bigfoot'la benzincinin içerisinde 2 defa geçtim. Hepsini ezdim çıktım. Yani inanılmaz eğlendim. Eğlendim mi tamam ama... Yani mesela Kotoku'nun incelemesini okudum. Ha işte onlar ciddiyetini bozmuşlar, bu böyle miydi? Ben bunu ciddi operasyon yapıyorum. Tom Clancy bunun neresinde? İşte burada. İşte şu an görüyorsunuz. Şu an yani benim oynayış şeklimden görüyorsunuz. Bakın işte 2 tanesini mesela demin patlattım. Patlattığım için oraya doğru yöneldi bütün Unidad evet. Askerleri. Yani eski sistemde oynayabiliyorsunuz. Ve sonra bir C4 daha koydum. Bakın şimdi yine mesela gördüğün gibi mesela patlatacağım. Ve bak, oraya haliyle hunted oldum, aranıyor ve oraya koşacaklar. Hmm. Ve ben buradan devam edeceğim. Bu şekilde hani ilerlediğim zaman işte Tom Clancy ciddiyeti, tabii. Al sana Ghost Recon, al sana gizlilik yani yine yapabiliyorsun. Evet. Veyahut da istersen gir abi pata taraya sıkı yerse. Yapabiliyorsan. Bu arada çünkü Unidad'a çok fazla bulaşıyorsunuz ve Unidad'da en yüksek zorluk seviyesinde üf yani biraz. Dolaşıyor. Durum bu. Özetle oyun bu şekilde. İsterseniz eski Ghost Recon ciddiyetinde oynayabileceğiniz görevler tabii ki içeriyor. Peki sana bu oyunu aldırır mı? Sadece Narco Road mu? Evet. Sadece Narco Road bana oyunu aldırmaz. Aynen. Ama Narco Road almaya değer mi? Narco Road almaya değer. Kapıdakiler de hoş geldiniz diyor. Geldi. Valla kapıdakilerden de konuşuruz bunu. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani Narco Road almaya değer. Ama kesinlikle co-op oynamalısınız. Bu oyunu güzel bir içerik olmuş. Ben bundan sonraki içeriklerini çok merak ediyorum. Ben de, yani zaten güzel açılış yaptım. Olay orada. Yani dediğim gibi sonuçta bir yerde 80 saat benim ayırıp bitirdiğim oyunun asıl evet. Hali var. Evet. Ve bir sürü boss vardı, bir sürü görev vardı haliyle. Bu daha ufak bir paket. Burada yani 3 bölgeden 15 tane görev yok. Ana göreve, son göreve gidiyorsunuz. Paket küçük bir paket. Bir DLC için evet üzücü. Kısa olması, bu kadar az içerik bulunması gerçekten aslında üzücü. Silah, ekipmanları konusu oldukça üzücü. O çok az büyük problem. Çok az silah var. Ben yani oyunun başına bana verdiği sürücülü AK ve sürücülü sniper rifle'la devam etmeyi tercih ettim. Çünkü gelen görevlerden kazandığım silahlar upgrade edilemiyor, geliştirilemiyor. Evet, evet. Bu kötü bir şey. Halbuki o kadar senden beraber kasıp oyunun şeyinde, yani hikayesinde aldığımız o sniper. Yani Nomad'i arıyorsunuz. 80 saat geçirdiğiniz nomad karakterinizi bu oyunda size evet maalesef arattırıyor. Bu bir eksi benim için. Wildlands olduğu için alınır ama Narco Road için, sadece Narco Road için alınır mı derseniz hiçbir anlamı yok. Ama bir bütün olarak bakarsak evet Wildlands almışken Narco Road'u alın. Almışken Narco Road'u da alabilirsiniz. O zaman Fragtist'ten şimdilik bu kadar. Her zaman söylediğimiz gibi lütfen bizi, eğer sevdiyseniz abone olun. Bizi arkadaşlarınızla paylaşın. Daha çok izlenelim, daha çok yayılalım. Sorularınız varsa her zaman aşağıya yazabilirsiniz. Biz anında neredeyse gününe cevaplıyoruz biliyorsunuz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bunlar. Bir sonraki Violence fanboyluğu yaptığım videoda görüşmek üzere. Aslında Battlefield bir videosu çekebiliriz. Hoşçakalın. Of, Battlefield ne gömerim. Birbirimize girdik var ya, hiç sevmedim. Bugün ama. Ben Battlefield 1'i çok geç aldım. Daha yeni aldım. Hep böyle ben bu oyunu sevmeyeceğim, ben bu oyunu sevmeyeceğim diye bakıyordum. 7 saat kadar oynadım dün. Tek başıma oynadım. Yüksek ihtimalle o yüzden diye düşünüyorum. Hiç eğlenmedim. Ama bu başka bir videoda. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.